Seni arşive iniyorum. Yazıcıdan çıkanları sen alır mısın? Tamam. Sağ ol. Rica ederim. Sanıyorsun Jo? Sen kendini ne sanıyorsun Berna? Ben kendimi bir şey zannetmiyorum. Yalnızca işimi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Demek işini hakkıyla yapmaya çalışıyorsun. Yapacağım bomba haber bu muydu? Değildi. Ancak biz de yola çıktığımız noktada değiliz. Değil mi? Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ben senden Nadia denen kadının Ali Yüzbaşı ile çalıştığını belgelemeni istedim. Ama sen haddin olmayan işlere burnunu sokuyorsun. Senin çizdiğin sınırlara göre mi haber yapacağım ben? Nerede kaldı haber özgürlüğü? Mithat Sargon ve Bankçi arasındaki ilişkiyi bana neden anlatmadın? Safsata çünkü. Ayrıca konumuzla hiçbir ilgisi yok. Bankçi Ali Yüzbaşı'nın hedefinde. Eğer bana anlattığınız gibi Nadia Ali Yüzbaşı'ya yardımcı oluyorsa, Ali Yüzbaşı ve Nadia bir tarafta, Mithat Sargon ve şirket karşı tarafta. Berna, ne anlama geliyor bu analiz? Ben bu hikayenin tarafı değilim Jack. Beni kullanmanıza izin vereceğimi mi sandınız? Bu hayali kurgularla Mithat Sargon gibi saygın bir iş adamını töhmet altında bırakmaktan çekinmiyorsun yani, öyle mi? Saygın bir iş adamı. Sargon'dan Amerika çıkartması. Beyefendi yeni anlaşmalar yapmış, arkasından şirketin yeni yıl gecesine katılmış. Arşiv yalan söylemez Jack. Bu da mı safsata? Sen sihirlenmişsin resmen. Nadia ile anlaştın herhalde ha? Nadia'nın yaşadığından eminsin galiba. Böyle deli saçması fikirlerle bu çatı altında barınamazsın. Ajansın itibarını zedelemene izin veremem. Hiç umurumda değil biliyor musun? Böyle süslü motivasyon cümleleriyle gazeteci olunmuyor. Bedelse bedel. Ben senin baskınla sesimi kısacak değilim.